Evet şimdi işlediğimiz yerle ilgili sorularınızı çözdünüz. Yapamadıklarınıza birlikte bakalım. Aşağıdaki şekilde steroid yapılı bir hormonun salgılanması, taşınması ve etki mekanizması gösterilmiş. Verilen şekle göre hangisi söylenemez diye soruyor bize. Salgı hücreleri tarafından üretilip kana verilir diyor. Salgı hücreleri bakın steroid yapılı hormonu ne yapmış? kana doğru salgılamış. Kan yoluyla biliyorsunuz hormonlar hücrelere taşınır. Tüm hormonlar insanlarda kan yoluyla hedef hücreye taşınır. A şıkkımız doğru. Hedef hücreye kan yoluyla taşınır dedik zaten. Kandan doku sıvısına geçtikten sonra hedef hücreye geçer. Evet arkadaşlar taşıma sisteminde ayrıntısını göreceğiz ama kılcal damarlarımızla hücrelerimiz yan yanadır. Ve kılcal damardan dışarıya doğru sızan Sıvıdan oluşan kısma biz doku sıvısı diyoruz ve madde alışverişi kandan doku sıvısına, doku sıvısından hücreye şeklinde gerçekleşir. Dolayısıyla C şıkkımız da doğru. Reseptörü hedef hücrenin zarında bulunur demiş. Steroid yapılı hormonların arkadaşlar reseptörü bakın hücre zarında değil. Nerede? Hücrenin içinde. Dolayısıyla D şıkkımız söylenemez. Hedef hücre hormonun yaptığı uyarıya protein sentezleyerek Cevap verir demiş. Burada reseptöre bağlanmış. Ve burada bir protein sentezi yapılmış. E şıkkımız da doğru. D şıkkımız söylenemez. İkinci sorumuzda bir ven şaması verilmiş bize. Salgı bezleri olan endokrin, egzokrin ve karma bezlerin ven şaması verilmiş. Bazı bölgeler numaralandırılmış. Numaralandırılmış kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi birlikte bakalım. 1- bir, Kana doğrudan madde salgılama. Bir endokrin ve karma bezlerin ortak noktası olarak verilmiş. Kana hem karma bezler hem de endokrin bezler hormon salgılayabilir. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. Ee, neden ortak noktaya yazılmamış? Çünkü egzokrin bezler kana değil vücut boşluğuna ya da dışarıya üstelik kanallarıyla salgı veriyorlar. Dolayısıyla bir doğru yere yazılmış. İki, protein yapılı salgı üretebilme. Hepsinin ortak noktası olarak yazılmış. Endokrin bezlerin salgıladığı hormonlardan protein yapılı olanlar var. Karma bezler mesela pankreasın salgıladığı insülin hormonu protein yapılı. Egzokrin bezlerin salgıladığı salgılar içinde mesela tükrük bezinden salgılanan amilaz protein yapılı. Yani iki de yine doğru yere yazılmış. İ i̇ki epitel doku olma demiş. Bunlar arkadaşlar salgı epiteli olarak geçer. Salgı epitelinin elemanlarıdır. Dolayısıyla epitel dokudur bunlar. Ürettiği salgıyı kanalla hedef organa üretilmeyi 3 olarak yazmış. Egzokrin bez ve karma bez. Egzokrin bez zaten kanallı. Karma bez de kanallarıyla salgıladığında egzokrin özellik gösteriyor. Fakat e, kana hormon salgıladığında endokrin özellik gösteriyor. Yani 3 numara da yine ikisinin ortak noktası olarak doğru yere yazılmış. Neden 3'ünün ortak noktası olarak yazamadık? Çünkü kanallı değil endokrin bezler direkt kana hormon salgılıyorlar. Yani 3'ün yazıldığı yerde doğru. 4 hormon salgılama demiş. Endokrin ve egzokrin bezin ortak özelliği olarak yazılmış. Halbuki arkadaşlar hormon salgılama Endokrin ve karma bezin ortak noktası olabilir. Fakat egzokrin bezin e, ortak noktası olamaz. Onun salgısına hormon denmez. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış olan. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Hormonal iletim ve sinirsel iletimle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Sinirsel iletim hormonal iletime göre daha hızlıdır. Evet arkadaşlar hormonal e, iletim daha... Yavaş, sinirsel iletim biraz daha hızlı. Hormonal iletimin etki süresi sinirsel iletime göre daha uzundur. Evet sinirsel iletim daha kısa süreli etkili. Mesela buna şunu örnek verebilirim. Diyelim ki arkanızdan bir köpek kovaladı. Ee, heyecanlandınız, sempatik sistem çalıştı. Aynı zamanda da e, adrenalin hormonu salgılandı. Yani sempatik sinirler hızlı etki yapacaktır fakat kısa süreli. Adrenalin hormonu e, uzun süreli etki yapacaktır ve yavaş olarak etkileyecektir. Şimdi siz bu köpekten kurtuldunuz, güvenli bir yere girdiniz. Buna rağmen kalp atış hızınız ve solunum hızınız hızlı bir şekilde devam ediyor. Halbuki sinirlerin etkisi bitti orada. Ne devam ediyor? Kanda bulunan adrenalin hormonu normal seviyeye inene kadar bu etkiler sürüyor. Yani etkisi uzun süreli. Sinirsel iletimin olabilmesi için belirli bir eşik şiddeti gerekmektedir. Sinir sisteminde anlatmıştım size. Eşik şiddetinin altındaki uyarılara e, nöronlarımız cevap vermiyor. Dolayısıyla üçüncü verimiz de doğru. Hormonal iletimde eşik olmayıp kan da az bile olsa etki gösterir diyor. Kan da az olduklarında etki gösterdikleri doğru. Yani çok az miktarlarda bile etkililer. Fakat belli bir eşik hormonlarda da var arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü verimizi doğru kabul edemeyiz. 1, 2 ve 3 yani C şıkkımız doğru cevap. Dördüncü sorumuz geri bildirim mekanizmaları ile ilgili. Bu mekanizma ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bu tabloya göre bakacağız. Negatif geri bildirim burada da pozitif geri bildirim verilmiş. Ne olmuş hemen inceleyelim. Burada TRH, TSH ve tiroid bezinin uyarılmasıyla tiroksin miktarı artmış. Bu artıştan dolayı negatif geri bildirimle hipotalamus ve hipofize uyarı gitmiş. Demiş ki tiroksin gereğinden fazla olmaya başladı. Bunu azalt. Hipotalamus dolayısıyla TRH'ı ne yapıyor? Azaltıyor. Hipofiz bezi de bu durumda TSH'ı azaltıyor ve tiroid bezi tiroksini azaltıyor. Böylece hemostazi sağlanıyor. Buna negatif geri bildirim diyoruz. Pozitif geri bildirim örneğinde de hipotalamus GnRH dediğimiz salgılatıcı faktörüyle hipofizi uyarıp FSH salgısını arttırmış. FSH yumurtalığı uyarmış ve kanda bulunan az östrojen tekrar ne yapılmış? Artırılmış. Az olan östrojenin e, hipotalamusu uyarıp artırıcı yönde etkilemesi olduğu için buna da ne diyoruz? Pozitif geri bildirim diyoruz. Geri bildirim hormonun artırımı ya da azaltımı için yapılarak denge sağlanır demiş. O zaman birinci verimiz doğru. Pozitif geri bildirim hipotalamusa negatif geri bildirim Sadece hipofize yapılır demiş. Şemadan da anlıyoruz. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Her ikisinde de hem hipofiz hem de hipotalamus'a geri bildirim yapılır. O yüzden iki yanlış. Vücuttaki tüm hormon salgılayan yapılar bu şekilde kontrol edilir demiş. Bu da yanlış. Neden? Mesela paratiroid hormonu bu şekilde kontrol edilmez. Kandaki kalsiyum seviyesine göre hormonunu azaltır ya da artırır. Pankreas da aynı şekilde. Kandaki glikoz seviyesine göre artırır, azaltır. Yani tüm endokrin bezlerle hipofiz arasında böyle bir geri bildirim mekanizması yoktur. Hipotalamus hipofizin uyarımını hep aynı hormonlarla yapar demiş. Burada örneğimizde gördüğümüz gibi hipofizi TRH ile uyardığında tiroid bezini uyarması sağlanıyor. GNRH ile salgıladığında yumurtalığı uyarması sağlanıyor. Yani aynı değil bakın farklı hormonlar. Dolayısıyla dördüncü verimiz de yanlış. Hangisi doğrudur? Yalnız bir doğrudur. Evet arkadaşlar bununla ilgili sorularımızı bitirdik. Bir sonraki derste endokrin sisteme devam ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.